Küserim, gerçekten küserim. Huyumu da bildikleri için durmadan çiçek gönderirler. Ben dondurma da alsa küserim. Ay yok, dondurmaya takılmam. Evet, kadınların öyle bir yaştan sonra demek ki hassas nokta haline gelebiliyor. Ama Hüsnü Hanım burada aynı fikirdeyiz gibi geliyor. Yani kesinlikle başka bir şey yani. Benim zaten çocuğum o ya. Yani bana başka bir zaman hediye getir. Karısı ya. Yani burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Kayınvalide gelini kıskanıyor oluyor. Aa, hiç kıskanmıyor. Gelin de kayınvalideyi kıskanıyor oluyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birazdan günün son tadım ve puanlamasına geçiyoruz. Sevgili Reyhan Hanım gelecek. Günün son tadım ve puanlamasını yapacak. Reyhan Hanım puanını verdikten sonra toplam puanlar neticesinde günün en düşük puanını alan gelin ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını alan gelini açıklayacağız. Az sonra. Günün son tadım ve puanlamasına geçiyoruz. Bana göre olmamış. Bak bu hiç olmamış. Yapamayabilirler ama pilavda asla rastgele vermiyorum. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin. Sevgili izleyiciler, bugünkü haftanın ilk günkü en kritik anlarına geldik. Evet, günün son tadım ve puanlamasına geçiyoruz. Birazdan Reyhan Hanım buraya alacağım. Reyhan Hanım günün son tadım ve puanlamasını yapacak. Reyhan Hanım puanlarından sonra günün en düşük puanını alan gelin ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın sahibi gelini açıklayarak haftanın başını tamamlayacağız. Diğer günlere, finale doğru koşacağız. Evet, şimdi sevgili Reyhan Hanım buyursunlar. Buyurun efendim. Bana göre olmamış. Peki. İkinci tabak. Bak bu hiç olmamış. Yapış yapış. Bu ona göre bir tık. Bir tık. Bir de kızarmamış. Peki. Buyurun. Bu ikisine göre daha iyi. Bu da iyi, fena değil. Yani burada bilmiyorum, ikisi kızarmış, ikisi kızarmamış yufka olarak. Ama iç olarak hangisi? Peki, Reyhan Hanım. Bakacağım ama. Birinci tabak. Ya buna baştan bir vereceğim. Bir puan. Hı hı. İki numaralı tabağı peki. Bu da ona göre iyi olduğu için. Üç vereyim. Peki. Şunların ikisi de birbirine benzediği için. Dördü buna vereyim, beşi de buna vereyim. Bak düşükte kullanmadım. Vicdanıma bakarak kullandım. Bir, üç, dört, beş. İkinci tabakla başlıyoruz. İkinci tabak 3 puan aldı. Bakalım 3 puanla Reyhan Hanım'dan hangi gelin aldı? Kaldırdık. Neslihan 3 puan. İyi. Allah'tan biri bulup ben. Peki. 4 puanın sahibi hangi gelin? Kaldırdık. Hatice 4 puan. Süper vallahi, süper bir puan. Ve 5 puanın sahibi Burçin mi Yağnur mu? Kaldırdık. Yağnur 5 puan. Burçin hiç yapamamışsın. Kesinlikle olmamış. Pilavda şaşma. Reyhan Hanım çok enteresan puanlama yaptınız. Evet. Şimdi konuşun. Vallahi hiç de istemediğim birine gitti. Şimdi çok üzgünüm. Keşke de sana gelseydi. İkisine kızarmış dedin, ikisi kızarmamış dedin. Evet. Kızarmış olan birine 4, birine 1 verdin.
Neye kızarmış dedim. Hatice seninkine üç mi? Evet. Asla demedim. Hayır, Hatice, bir ve üçüncü tabağa kızarmış demedim. Hayır, iki tabağa dedim ben. Dörtte beş ver. Üçte dörde. Seninki hiç olmamış dedim. Pilavı mı olmuş? Yapış yapış dedim. Üstü de kızarmamış dedim. Bak, bu hiç olmamış. Yapış yapış. Bu ona göre bir tık. Bir tık. Bir de kızarmamış. Bence ben baktığımda zaten hayır, iki hayır. Ve dördün tabağa göre daha kızarık, bir tık daha kızarık onlara göre. Kızarık hiç yoktu, değildi. Aa, nasıl yok? Buradan bile hayır, görünüyor. Hayır, ben göremedim. Bir, içi de böyle yapış yapış lapa gibi pilav kesinlikle olmamış. Yani biri hak etti hayır, o ben tabak. Ben pilavım diye iddialıyım. Asla yapamamışsın. Biri sizden alıyorum ben o tabaktan. Asla yapamamışsın. İki tabak tane tane olmuştu. En güzel şeyinki de bir tık onlarda. Keşke en de iki dört kullansaydı. En güzel olmuş tabak Burçin'inki. Yok. Pilavda, pilavda şaşmam. Reyhan teyze. Asla. Pilavda şaşmam diyorsun da. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Sonuna kadar da arkasındayım. Kızarmışlık olarak, içi olarak pilavda en iyisini ben çıkardım. İkisi aynı. En iyisini ben çıkardım. Hani 4-5 verdin ama neye dayanarak verdin? Rastgele verdim. Rastgele çünkü verdim. İki tabak da aynı birbirinin aynısı dedim. Bir 5 kullanacağı için. Bir 5 kullanacağım için. Sen de 5'liksin yani. Yani sana da 5'likti aslında. 5 verebilirdim. Yani bir aldım da hani hala içerime oturuyor. Olmuş evet. Tabağıma bir aldım. Hani o yüzden bir de mi aldı? Tekrar evet, tabağı. Kim verdi? Verdi. Ben de şu an olmuş tabağıma bir aldım. Sen de olmuş tabağa şimdi olmuş bir aldın. Olmuş o tabak ya, inanamıyorum. Pilavı da üstüme yok, üstüme yok da anlamıyor bence pilavdan o da. Ben İlk pilavda defa biri siz verdiniz. Asla bak, öbürlerinde tamam olabilir. Yapamayabilirler ama rastgele verebilirim. Ama pilavda asla rastgele vermiyorum. Destan ne söyleyeceksin? Yenge pilavı hani iyi anlarım diyorsun. Benim hı-hı. pilavlarımdan da çok yedin. Yani hı-hı. neye eksikti benim pilavım? Ya onlara ama... göre biraz daha bak bir tık daha şey, tane tane olmamıştı. İyi mi kavurmadı? Ben sana yo, çok, çok iyi kavur dedim. Hatta en çok ben kavurdum. He, çünkü pilav kavrulmak ister. Lapa değildi. Bak güzeldi. Ama dört dört verseydim keşke dört gidecekti kıza. Kızlar ayağlı kız. Şimdi günün en düşük puanı alan gelin ve günün en yüksek puanı alan çeyrek altın sahibi gelini açıklayalım. Günün en düşük puanını alan gelini. Sekiz puanla Neslihan. Günün en düşük puanını alan ikinci gelini. On puanla Yağnur. Ve günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin. On beş puanla... Hatice. Çok şükür. Tebrik ederim. Çok şükür. Burçin 12 puandasın. Buyurun. Çok teşekkür ederiz Fatih Teşekkürler. Bey. Teşekkürler. Güle güle kullanın. Çeyreği Hatice aldı. Fakat ben puanlamada yanlışlık yaptım. Bir verdim. Birisi Yağnur'a gitti birin. Ama Yağnur'un da pilavı çok güzeldi. 5 aldı. Hatice de hak etti bugün çeyreği. Onun da pilavı çok güzeldi. Güle güle kullansın. Güle güle kullan Hatice. Takamadım ben ya. Takayım anne.
Bugün pazartesi, çeyreğimi aldım. İddialı bir yemekti. Kolay gibi gözüküyor ama yani püf noktaları vardı. Tabii bunu kızlar yapamadılar, bilemediler. 20 tam puan bekliyordum ama tabii ki her zaman olduğu gibi hep güzeli düşük verdikleri için 15 puanla aldım. Olsun, ben biliyorum, lezzetimi konuşturuyorum. Sonuna kadar da kendimi de arkasındayım. Böyle devam edeceğim inşallah. Bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarında. Bizde olun. Evde kalın, kanalda evde olun.